Ya güzel ablacığım sen neden ama ya... Ya neden bir inanmıyorsun ki Allah'ını seversen? Efsunlu diyorum bak bu taşlar. Bildiğin Efsunlu ya. Sen burada oturuyorsun değil mi? Ben görüyorum seni. Evet. Arada sen gelip evet. gidiyorsun buraya. Evet. Ha işte tamam Melahat var bizim. Ya Melahat, Melahat şu üst sokakta oturan Melahat yok mu? Yeni evlendi. Nasıl evlendi? Nasıl evlendi? Ha işte aldı buradan işte 5 tane. 5'li kısmet paketinden verdim ben ona. Şap! Buldu bir haftada kocayı. Bitti gitti. Kesin kısmet açıyor yani. Ya kesin ne demek, kesin ne demek? Ben buranın esnafıyım ya. Ya bak sen bu 5'li kısmet paketini al. Bir haftaya evlenmezsen benim yerim yurdum belli. Buradayım ben ya. İyi tamam. 5 tane ver. Şöyle ya. Birazcık bir cevval olalım ama ya. 1, 2 bak iyilerinden veriyorum. 2, 3, 4, 5. Hadi bir tane de benden garanti olsun. Hadi bakalım. Şunları bir 50 alayım. Hadi şimdiden Allah bir yastıkta kocasın efendim. Hadi bakalım bir ömür mutluluklar. Onları tuzlu suya koyuyoruz. Tamam ondan sonra çantadan hiç çıkarmıyoruz. Hiç çıkarmıyorum. Şimdiden koy ki hiç çıkarma çantada. Hadi bakalım. Hadi selametle. Allah mesul etsin. Hadi bakalım. Vallahi helal olsun abim. Ulan şu sahilden topladığın mıcırları allayıp pullayıp millete 10 lirayı satıyorsun ya. Aham da yeminle şuraya heykel dikilecek adamsın ya. Eyvallah. Öyle tabii. İşte yani ama bu ne ki? Bu ne ya? Ben inşaatçıyım inşaatçı. Yani inşaatçıydım. Allayıp pullayıp millete apartman satıyordum ya. Taş neymiş? Vay be. Sen de çok kötü düşmüşsün be abim. İnşaatçılıktan seyyar satıcı. Yani ona... Düştü demeyelim de, sendeledik gibi biraz. E ticaret ya bu. Olur neticede. Ne yapacaksın? Dur bakalım. Benim adım Akif Atakul. Hem düştüğüm gibi kalkmasını da bilirim. Şurada bir tane bir arsa var. Ben o arsayı bir toparlayabilirsem... ...sonrası kolay. Lastik top gibi zıplarım tekrar. İnşallah. Hadi bakalım inşallah. İnşallah. Bakacağız. Bizim Mısırcı bu. 2 düdük zabıta demek. Topukları yağla kaç buradan. Zabıta geliyor. Kaç! Ne Mısırcısı oğlum? Ne düdüğü? Ne diyorsun ya? Ne Lan! Dur! Bırakın! Allah belanı versin. Bırak lan! Bırak, bırak! Dur! Kaçma! Hay. Dur! Kaçma! Lan! Arkadaş bu nedir ya? Sucuk gibi oldum bu ne ya? Nasıl terledim ya? Gitti tezgah da gitti. Neyse bakacağız. Lan! Bekle dur kaçma! Dur! Arkadaş ne kadar işine aşık bir zabıta bu ya. Dur! Bekle! Dur bekle! Dur! Ne yapar Beşiktaş diyor? Şampiyon. Oldu. Hadi görüşürüz. Of! Oğlum bu ne biçim koku lan? Bu nasıl bir koku? Oğlum siz at yarışı oynamıyorsunuz ki. Siz bizzat at besliyorsunuz bu odada ya. Bu nedir ya? Açın açın camı açın. Zehirlenmezsiniz temiz havadan korkmayın. Kusura bakma abi ya. Rezidansın hizmetçileri bugün işe gelmedi. Onlar gelmeyince de ister istemez böyle oluyor. Allah Allah. Akif abi ya sen harbiden mi patrondun? Yoksa bu Hasan yiyor mu beni? Senin hakikaten şoförlerin hizmetçilerin falan mı vardı? Oğlum ne hizmetçisi ne şoförü lan. Ordum vardı benim, ordum vardı. Benim verdiğim maaşla çalışan, yaşayan bir ordu vardı lan. He, vardı, vardı. Allah Allah, sen geç dalganı. Sen at yarışını oyna oğlum. Yarın bir gün Akif Atakul eski günlerine dönsün, ben asıl dalgayı o zaman geçeceğim. İnşallah abi.
Amcam hoş geldin. Gel amca buyur. Beyler, kirayı alayım. Buyur amca. Müsaadenle ben geçeyim gelin. Al bu da benimki. Sen? Ya benim oğlan bugün para getirecekti de annesi salmamış. Ben yarın versem olur mu? Yarın marın yok bizde kardeşim. Ya şimdi verirsin kalırsın ya da pılını pırtını toplarsın basar gidersin. O kadar. Ulan Allah sizi kahretmesin be. Ulan koca Akif Atakul'u ne hale düşürdünüz be. Kimlere muhtaç ettiniz be. Ama dur. Sabret seyret demişler. Bu Akif Atakul da küllerinden yeniden doğar. İşte o zaman benim intikamımın ateşi sizi nasıl yakacak seyret. Ulan arkadaş hale bak ya. Aylardır çekmediğimiz sefalet kalmadı. Yine düştük sokağa. Bu ne ya? Bu ne ya? Ah benim güzel evim ya. Ah benim güzel evim. Dönüm dönüm bahçelerim. Bu ne ya? Suzan. Suzan'ım. Canım ben geldim. Kocan geldi. Hadi aç şu kapıyı. Ne olur Suzan'ım. Çok perşanım. Hadi. Hadi ne olur bak sokaklarda kalıyorum. Hadi ne olur aç şu kapıyı. Hadi Suzan. Hadi Suzan. Suzan. Ulan evde mi yok hocam? Arkadaş insanın böyle evi olsa çıkar mı dışarı ya? Suzan. Cam açık. Cam açık da işte 10 sene önce olsa çıkardık oraya. Bu halimizde biraz zor. Oturayım bekleyeyim ne yapayım illa gittiyse gelecek. Cehennem gibi sıcak arkadaş ne işin var dışarıda ya. Aç klimanı otur evinde. Hatta otur evimde. Suzan! Suzan! Oğlum Akif. Vallahi Allah'ın sevgili kulusun ha. Hadi bakalım. Kapıdan giremezsek biz de böyle pencereden süzülürüz icabında kuş gibi. Oh. Ne yapıyorsun be? Oh. Ne yapıyorsun be? Oh. Akif! Ne işin var senin benim odamda? Ya ne demek ne işin var ya? Bu ne saçma bir soru ya? Ben senin kocanım, kocanım. Kapıdan girmek varken balkondan girersen ben de hırsız sanırım seni haliyle. Çaldık. Kapının zilinde çaldık açmadın ki. Ya bu nedir ya? Sen ne yapıyorsun dağ gibi kocana sen ne yapıyorsun Suzan'ım ya? Bizim akdimiz bu muydu ya? Biz evlenirken ne dedik? İyi günde kötü günde hastalıklı sağlıklı demedik mi ya? Akif benim sinirlerimi bozma. Sanki normal bir evliliğimiz varmış gibi geçmiş karşıma konuşuyorsun. Zaten boşanmak istiyorum boşanmıyorsun benden. Ah, ay. Ay. Bir buz mu koysak acaba? Ay yok Suzan'ım, yok. Sen hiç buzla muzla uğraşma, yorma kendini. Kendini yorma, bu acı ne ki Suzan'ım, ben ne acılar çekiyorum. Hem bitmiş bir adamım Suzan'ım.
Sokak köpekleri gibiyim, sen biliyor musun beni? Her gece bir bankta, her gece bir parkta. Nereye bulursam oraya kıvrılıp yatıyorum. Vallahi tükendim, yıldım, bıktım ben ya. Şu evde yatayım, sırtım bir yumuşak bir yer görsün. Bir tas çorba, acık bir kuru ekmek yeter bana ha. Nebahat bu evi bana hangi şartla verdi? Seni bu eve almamam şartıyla verdi. Yine mi unuttun sen bunu? Mümkün mü böyle bir şey unutmak? Bu vahşet unutulur mu ya? Bu ne kadar vahşi bir kadın ya. Ne kadar gaddar bir kadın bu. Allah belasını vermesin artık ya. Hadi kimseler görmeden hemen çek git. Hazır zar zor iş bulmuşken bir de evimden olmayayım senin yüzünden. Hadi. Buz diyordun. Yok sana buz muz. Hadi diyorum. Hadi. Tamam. Sen öyle istiyorsan ne yapayım? Akif Bey. İyi günler Şengül Hanım. Hayırdır, ne işin var burada? Nebahat'la konuşacağım, evde mi? Evde değil. Ayla Hanım'la birlikte alışverişe gittiler. Ben de bavulları boşalttım, yıkadım, ütüledim, bir güzel yerleştirdim, yemeği de yaptım. Ellerine sağlık, aferin. Raporunu verdiğine göre müsaade et, ben bir içeri gireyim. Olmaz, giremezsin. Ya ne demek giremezsin? Eski evime girip eski karımla konuşacağım, bir çekil ya. Giremezsin Akif Bey. Nebahat Hanım çok kızar bana. Kızmaz. Boşuna işgüzarlık yapıyorsun. Hadi. Hadi Şengül Hanım, hadi. Giremezsin. Hadi, hadi canım, hadi. Hayra karşı, hadi. Hadi. Oh. Çok kızacak bana. Vay, vay, vay. Şengül Hanım sen ne yaptın ya? Şahane. Neş gibi olmuşuz arkadaş. Gideyim bir yıkanayım. Kaldığımız yerden devam ederiz sizinle. Aynadan seviyormuş vallahi. Ulan benim ne güzel bir evim vardı ya. Pırıl pırıl paralarımla aldığım ne güzel bir evim vardı benim ya. Öf. Evcağızım, evcağızım, sen bilirsin halcağızım demişler. Arkadaş benim ne güzel bir hayatım varmış ya. Lan Nebahat kendi evin kapısını çalmaz kim ki bu ya? İyi günler efendim. İyi günler. Ya kusura bakmayın. Biraz geciktik, malum trafik. Kiralık ev için gelmiştik. Hatta sabah konuştuk. Evi gezip kapora verecektim. Ha, kapora. Tamam, evet, kiralık ev efendim burası. Buyurun, tam yerine geldiniz. Buyurun. Kiralık ev burası. Buyurun. Baştan kapora desene sen ya. Hoş geldiniz. İsterseniz üst katlardan başlayalım. Buyursunlar, buyursunlar lütfen. Buyurun, buyurun. Gördüğünüz gibi gayet geniş bir koridorumuz var. Bu taraftan başlayalım. Çok güzel. Efendim burası banyomuz. Çok güzel. Şurada da genç odamız var, buyurun. Oğlum kalıyor benim orada. Ay çok güzel, çok beğendim vallahi. Ne mutlu, ne mutlu. İsterseniz diğer tarafları da bir gezelim. Buyurun efendim. Burada böyle küçük bir odamız var. Hobi odası olabilir, efendim giysi odası olabilir. Burası da yatak odamız. Şöyle göstereyim size. Böyle bir oda.
Efendim üst katı yeterince beğendiyseniz isterseniz turumuzu aşağıda devam edelim. Hem şu kirayı falan konuşalım, ben unuttum ne konuşmuştuk. Hem kaparoyu alırız. Buyursunlar efendim. Buyurun. Buyurun, lütfen buyurun. Efendim gördüğünüz gibi evimiz gayet kullanışlı, gayet güzel bir ev. Aynı zamanda enerjisi de çok güzeldir bu evin. Böyle efsunlu gibidir yani. İnsanın böyle moralini yükseltir, mutlu eder. Öyle bir ev yani. Evet evet, çok güzel bir ev. Ha bakın yenge hanım da beğendiğine göre. O zaman isterseniz şöyle buyuralım, detayları konuşalım. Şimdi bizim için 30.000 lira kira okey. 30.000. İyi tamam, tamam öyle olsun. Dediğiniz gibi olsun. 30.000 iyidir. Kapora olarak ne düşünüyorsunuz? Yarım kira versen bu işi bağlasak uygun mu sizin için? 15.000. Evet. Uygun, ne yapalım? Canınız sağ olsun. Olur, olur tabii. Tamam o zaman. Hemen takdim edeyim size. Şöyle takdim edeyim, bir sayın isterseniz. Aman efendim, estağfurullah ya. Saymak ne demek? Benim size itimadım sonsuz. Ne oluyor burada? Ne yapıyorsun sen benim evimde? Kimsiniz siz? Akif kim bunlar? Yahu biri bir şey söylesin, polis çağıracağım. Ya hanımefendi, bir sakin olun lütfen. Evinizi kiralamak için geldik, kötü bir niyetimiz yok ki. Ne bu öfke anlamadım. Evimi kiralamaya mı geldiniz? Beyefendi, ben bu evin içinde yaşıyorum. Benim evim kiralık değil. Aa, burası Sacide Hanım'ın evi değil mi? Hayır efendim, hayır. Yanlış. Değil. Sacide Hanım yan komşumuz. Peki adam, sen kimsin ya? He? Ya bu ev kiralık değil diyemedin mi bize? Ya aman efendim, siz de ya bir evi 1000 kişi ister, 1 kişi alır. Ayrıca da o pasaklı Sacide'nin evinden çok daha güzel bizim evimiz de işte... hanımı ikna edebilirim diye düşündüm, olmadı. Hanım mı? Ne hanımı ya? Ne hanımı bu saatten sonra? Sen şimdi de bu tarz bir dolandırıcılığa mı başladın? Terbiyesiz. Vallahi pesem. Ver şu parayı. Yürü hayatım, gidelim ya, gidelim hadi. Hadi, hadi gidin. Gidin derhal. Hah, ben şimdi seni polise şikayet edeyim de sen gör gününü. Evime izinsiz girmek neymiş? Bu haneye tecavüz senin yaptığın. Ya bir dur Nebahat, ne diyorsun Allah aşkına ya? Ne tecavüzü, ne polisi? Yapma Allah'ını seversen ya. Zaten düştüğüm bu halin bütün sorumlusu sensin. Bir de polisle molisle uğraştırma beni. Tamam işte gittiler, bitti gitti. Uzatma, kes. Aa, aa, kes diyor bir de ya, kes diyor. Senin benim evimde izinsiz ne işin var ha? Bir de toplamışsın insanları, doldurmuşsun evime. Benden izinsiz benim evimi kiraya veriyorsun. Ya öyle bir fırsat geldi, değerlendireyim dedim. Olmadı. Ayrıca ben buraya onun için gelmedim. Ne için geldin? Bak Nebahat, benim bu hayatta sahip olduğum tek şey çocuklarım. Artık başka hiçbir şeyim kalmadı. Durum bana yardım etmesine izin vermiyormuşsun. Yapma ne olur. Yapma. Müsaade et, oğlumla görüşebileyim bari. Hayır efendim. Hayır, müsaade etmiyorum. Çünkü sen bunu hak edecek bir insan değilsin. Sen onların yanında olmayı hak etmiyorsun. Sen herkesin başına bela açan bir insansın. Ama cezanı buldun işte ya. Bak o yetim çocuklar şimdi konakta büyüyorlar, sen de sokaklarda kalıyorsun. Bir dakika, hangi yetim çocuklar? Hangi konakta büyüyor? Hayırdır inşallah. Valla bak, o ahlaksız babanı salmam içeri ha. Yok ya, babam değildir. Aa, Akif Bey. Akif Bey mi? Evet, Akif Bey. Ya buradan geçiyordum da geçerken dedim bir uğrayayım, bir merhaba diyeyim, bir çayınızı içeyim. Ha buyurun, buyurun, buyurun Akif Bey. Buyurun girin içeri. Hadi bakalım. Oğlum terlik ver. Hadi sağ olasın Oğuzhan. Gel otur. Hayırdır inşallah? Ya ne yapıyorsunuz diye bir merak ettim dedim. Geleyim dedim, göreyim dedim ya. Nasıl gidiyor şeycim?
İyi mi? Her şey yolunda mı? Okul, kuzenlerin, ha? Dersler filan her şey yolunda mı? İyi. Her şey yolunda. Maşallahları var. Oh, maşallah, maşallah. Hayırdır Akif Bey? Hangi dağda kurt öldü? Ya tekrar başlayacağım da bu inşaat işine. Buralarda bir arsa varmış. Ya ona bakayım dedim. Ben... Ha, işleri düzeltiyorsunuz yani. İnşallah, inşallah. Güzel, 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 güzel. Çocukları göremedim, ışıklar kapalıydı. Ömerler yok mu ya? Onlar taşındı çünkü artık orada yaşamıyorlar. Aa, nereye taşındılar ya? Kemerburgaz'da bir saray ama büyük böyle. Saraya. Saray dediğine göre demek ki bir miras falan mı kaldı, hayırdır? Yok yok yok, ölen kalan yok Allah'tan Akif Bey. Ya bir kadın vardı, sen hatırlıyor musun? Sokakta kaldıydı, bizimkiler bunu kümese aldıydı, baktıydı. Meğer o kadın bir zengin mi zenginmiş. Ha, kadın sonra hastalanmış. Yurt dışına mı neyin gitmiş? Para, pul ne varsa da çocuklara bırakmış. Vay vay arkadaş ya. Dört ayaklarının üstüne düştüler yani. Ha vallahi öyle dediğin gibi oldu. Güzel, güzel, iyi. İşte kısmet. Peki o zaman bu kümeste kim kalıyor şimdi? Ha, bizim bir tavukla horoz vardı biliyorsun, Edip'le Edip'e. İşte bir de çocuklar kalıyordu. Çocuklar da gidince kimse kalmıyor şimdi. Ha. Yani bu gece boş yani. Boş. Niye ki de? Ne diyeyim, Allah rahatlık versin sana Akif Bey. Sabahta kapıyı çeker çıkarsın, olur mu? Olur Şengül Hanım. Çok sağ ol. Ne diyeyim? Ben bu hallere düşecek adam değildim de işte. Hayat, ne yapacaksın? Doğru söylüyorum, ne yapacaksın? Hadi güzel rüyalar o zaman sana. Artık başka çarem kalmadı. Sen de benim son kurtuluş biletimsin Ömer. Bu iş ya olacak, ya olacak. Hadi bismillah. Buyurun. Merhabalar. Ömerler içeride mi? Evet, hoş geldiniz. Hoş gördük. Aman, aman, aman ya, nasıl özledim ben sizi. Çocuklar, nasıl özledim ya. Akif amca. Ay Akif amcam, kurban olsun sana, vallahi darıldım. Yeni öğrendim ya. Yeni eve taşındığınızı bilsem daha önce gelirdim. Hayırlı olsun ha. Ama da şimdi öğrenince de hemen çıktım geldim. Ha? Elif'im, nasılsın Elif'ciğim? Ha bak, sen çikolata getirdi Akif amcan. Emel adı. Ha ama Elif mi dedim. Ay işte kafa kalmadı. Basiyeciğim kafa kalmadı. 24 saat proje düşünmekten kafa uçtu gitti ya. Ha canım benim, lan iyisin değil mi? Oynamıyorsun değil mi çakmakla, kibritle? Ömer'im, ısmarlamayacak mısın bir çay Akif amcana? Tabii ısmarlayayım, buyurun. Hadi bakalım. Hatoş abla sana zahmet.
Benim Emel'i okula hazırlamam lazım o yüzden. Görüşürüz sonra. Görüşürüz. Görüşürüz Asiye'cim. Ben de zaten Ömer'le bir şey konuşacaktım Özel. Hadi bakalım. Hayırlı dersler. Ben zamanında sana söyledim. Senin gözlerinde bir ışıltı var dedim. Sen çok zeki bir adamsın dedim. Bunu size düşündürebildiysem ne mutlu tabii bana. Düşündürdün tabii oğlum. Düşündürdün. Ben de öyle biriyim. Ben zeki adamı kilometrelerce öteden tanırım. İşte o yüzden de sana geldim. Seninle ortak olmaya karar verdim. Ortak mı? Ya şimdi bak yengem bana söyledi. Galiba yaşlı bir kadın size bir iyilik yapmış. Böyle bu imkanları sağlamış size. Ama işte hazıra daha dayanmaz oğlum. Bunu düşün. Asiye de aynısını diyor. Akıllı kız da ondan söylüyor. Akıllı kız Asiye ondan söylüyor yani. Ya bak dünyanın bin bir türlü hali var oğlum. Bazı şeyler bugün var, yarın yok. Örnek benim işte ya. Biliyorsun inceden bir sallantıya girdi bazı şeyler. Ama şükür Allah'a düzeltiyoruz. Şimdi böyle güzel ölü fiyatına bir arsa buldum. Onun üstüne güzel bir inşaat dikeceğim. Ama işte bunun için bana sen gereklisin. Ben gerekliyim. Afiyet olsun. Sağ olun, sağ olun. Teşekkürler. Bana sen lazımsın. Tabii bir miktar da para. Akif Bey, hani düşündüğünüz gibi ben de öyle dev arsalar alacak para yok. Söyleyeyim mi onu? Yok mu? Yok. Hiç mi yok ya? Aslında o saat de olur biliyor musun? Saat ne alaka şimdi? O saatlerden başka var mı? Ya ne bileyim bir 15 tane falan var herhalde. 15? Yuh! Hiç gerek yok. 5 tane yeter bana. O saatlerden 5 tane benim işimi görür. Akif Bey saçmalamayın. Saatte arsa mı alınır? Sen o koluna taktığın saatin 100.000 dolardan fazla olduğunu bilmiyorsun değil mi? 100.000 dolar mı? 100.000 dolar mı? 100.000 dolar tabii. Ya servet bunlar ya. Sen ne diyorsun? Bunlar servet. Sen bunlardan bana 5 tane ver. Gerisini ben hallederim. Sen hiç merak etme. Yok veremem Akif Bey. Saatler benim bile değil. Ya oğlum. Ya şöyle düşün şimdi bak. Sen bu saatlerden bana 5 tane vereceksin. Benim bazı arkadaşlarım var. Ben o arkadaşlarıma bu saatleri nakde çevirtireceğim. Tamam mı? Ondan sonra bir güzel inşaatımızı yapacağız. Güzel güzel paramızı kazanacağız. Sonra gideceğiz, vereceğiz o parayı. Alacağız saatlerimizi geri. Böyle düşün. Anladın mı? Ben sana 5 saat karşılığında şahane bir gelecek vaat ediyorum ya. Adını altın harflerle yazacağım bir şirket vaat ediyorum sana ya. Bunu düşün. Ya tamam zaten zamanı gelince kendi işimi kuracağım. Tamam da. Ne? Tamam da ne? Tamam da... Hoş geldiniz. Merhaba. Ömer, araba hazır. Ben önce Emel'i bırakayım, sonra gelip sizi alayım. Uyar mı? Olur İsmail abi. Tamam. İyi günler. İyi günler, iyi günler. Sen bana mı güvenmiyorsun ya? Hı? Sen bir söyle bakayım, sen benden iyi ortak mı bulacaksın ya? Ya düşünsene, bütün bu çalışanların parasını kendi cebinden vereceksin. Sana iyilik yapan bu kadının parasına para katacaksın. Sen şunu bir düşünsene ya. Allah'ını seversen, hadi bunları düşünme. Hadi boş ver bunları düşünme. Şunu düşün. Ya bu kadın gelirse bir gün çıkıp gelebilir mi? Gelebilir. Niye gelmez? Kendi evi. Geldi kendi evine dedi ki çıkın dedi. Ben istemiyorum artık. Yeter dedi. Kafamı dinleyeceğim dedi. Attı sizi sokağa. Atabilir mi? Atabilir. Ne yapacaksın o zaman? Hadi seni geç. Sen boş ver. Peki. Ya Emel ne yapacak? O kızı şimdi okulundan nasıl alacaksın sen şimdi? Hangi okula vereceksin? Yazık günah. Bunları düşün ya. Biraz bunları düşün ya. Sana 5 saat karşılığında koca bir ortaklık ve bir imparatorluk vaat ediyorum ben ya. Bunları düşün. Ama acele etme. Benim az biraz bir işim daha var. Onları hallettikten sonra hop başlarız. Sen benden haber bekle. Haydi hayra karşı. Ben şuradan bir yolluk yapayım da kendime. Yol uzun biliyor musun? Peynir de güzel ha. Hayırdır Akif? Bu ne değişiklik böyle? Ben sana dedim Suzan'ım.
küllerimden yeniden doğacağım dedim. Buyurun. Vallahi şaşırdım. Yani bu kadar çabuk toparlanabileceğini beklemiyordum. Bu Ceki, bu daha fragman. Film yeni başlıyor. Neye bakıyorsun sen? Biriyle mi buluşacaksın? Bizim Macit'le buluşacağım ya. Macit. İnci'nin abisi Macit. Hani senin yıllardır sinir olduğun şu inşaatçı adam. Ay yok. Artık öyle değil. Artık sinir olmuyorum. Macit benim yakın arkadaşım. Çok yakın arkadaşım Macit ya. Biricim Macit, aslan Macit, kaplan Macit diye. Aa da Macit. Oldu. Hadi ben gidiyorum, şans dile. Kendine de iyi bak. Özle beni. Bay bay. Macit. Macit'im. Macit'cim ya. Macit'cim lan. Nasılsın ortak? Çok iyi gördüm. Buyur lütfen. Hadi bakalım. Buyur. Oğlum. Oğlum bak bakayım. Buyurun beyefendi. Yeni ortaklığımızı kutlamak için şefine söyle. Dükkanındaki en güzel içecekten yollasın iki tane. Tabii nasıl isterseniz, getiriyorum. Hadi bakalım aslanım benim. Ya ne projesi, önce bir konuşsaydık keşke. Ya konuşulur ortak ya. Onda bir şey yok ki. O konuşulur. Ya sen zeki adamsın. Sen akıllı adamsın, cevval adamsın. Zaten böyle bir şey senin hayır demen olanaksız. Buyur al. Arazi bu. Var ya nasıl güzel bir arsa biliyor musun? Bak metroya yakın, AVM'ye yakın. Arkası sosyal tesis. Pişt, daha ne olsun? Ne yapacağız biz bu araziye? Otel. Otel yapacağız. Hem de nasıl yapacağız biliyor musun Macit? Bak şimdi önce ana binayı yapacağız. Tamam mı? Ön tarafa. Ondan sonra oraya hizmeti açacağız. Bina çalışacak. Biz de o arada diğer birimleri yapacağız arkaya. Anladın mı? Yani inşaat parasını çalışırken kazanacak ya. Bu kadar basit. Şimdi otel inşaatı masraflı iş Akif. Ortaya koyabileceğim bir sermaye var mı? Duyduğuma göre en son durumların pek iyi değildi. Ya ama kardeşim ya ortak, sen güncellenmemişsin ki. O kötü günler eskide kaldı. Artık eskisinden daha kuvvetliyiz çok şükür. Öyle mi? Sokak arasında bir pansiyonda kalıyor dediler senin için. Kim demiş onu be? Onu diyenler habis. Onu diyenler benim işte kötülüğümü isteyen. Ya rezil adamlar onlar. Kim onlar ya? Değişti. Yani şu anda oturduğum ev var ya. Eski ev bunun yanında müştemilat gibi kalır ya. Saray. Bildiğin saray. Her şey yolunda kardeşim. Evim de var, arabam da var çok şükür. Halim, keyfim, her şeyim yerinde. Çok özür dilerim. Sen hiç merak etme. Aha, bizim oğlan arıyor. Arabasını değiştirecektim de onun için arıyordur kesin kerata. Söyle oğlum. Oğlum söyle. Baba, acil eve gelmen gerek. Neden? Berk babasının nasıl öldüğünü öğrendi. Ne? Nasıl ya? O ne demek? Durum ciddi demek. Bir an önce eve gel. Tamam. Tamam oğlum. Ya evde bunların halledemeyeceği bir şey olmuş da baba acil gel diyor. Ortak müsaadenle ben gideyim, tekrar buluşuruz olur mu? Olur, acilse git tabii. Yalnız ben birkaç güne yurt dışına çıkıyorum. Olmadı döndüğümde sen evde buluşuruz, hem şu saray gibi evini de bir görmüş olurum. Tamam, tabii. Ne olacak, sarayımda ağırlarım seni. Hadi, bana müsaade. Hadi bakalım, görüşürüz. Sen hiç rahatsız olma. Hadi. Tamam, sen ver, içsin. Kendi içen kendi öder. Nasıl ya? Nasıl bu kadar çabuk elden çıkardınız saatleri? Oğlum ticaret böyle bir şey işte. Yani fırsat denk geldiği an hemen ortaya gole çevireceksin. Yoksa elinde patlar oğlum. Ya iyi de ben artık inşaat işine falan girmek istemiyorum. Nasıl ya? Nasıl istemiyorsun? Bildiğiniz istemiyorum. Ben sadece saatleri yerine koymak istiyorum. Olur mu öyle ya? Hiç olur mu öyle Ömerciğim? Ticaret öyle bir şey değil ki. Sen dün geliyorsun, diyorsun ki Akif amca şu saatleri al. Al beraber ticaret yapalım, al bu saatleri diyorsun. Ortak olalım diyorsun. Bugün diyorsun ben istemiyorum. Öyle olabilir mi öyle bir şey ya? Allah Allah. Ve arsayı geri satalım. Ha? Gelen parayla da ben saatleri yerine koyayım. Olmuyor mu öyle? Aa yok, öyle olmaz. Öyle olmaz. Çünkü ben
Akif amcan, ortağın alacağımız arsanın üstüne binayı dikecek ortağı da buldum. Anladın mı? Artık olmaz. Asiye beni öldürecek ya. Niye la? Saatler için mi? Evet. Sen bir düşündün şeye bak, Allah'ını seversen ya. Hele biz bu işi yapalım, sen Asiye'ye bir sürü saat alırsın ya. Her gün başka saat takar Asiye'cik ya. Allah Allah. Daha işte bunun için de biraz daha yardımına ihtiyacım var. Nasıl yani? Ya şimdi şöyle, ben hani ufak bir yalpaladım ya. Böyle düşüyor gibi oldum, geri kalktım falan ya. İşte itibarımın düzeldiğini yeni ortağa göstermem gerekiyor. O konuda da yardımına ihtiyacım var oğlum. Tamam da ben ne yapacağım onu anlamadım. Ya şöyle olacak, hiçbir şey istemiyorum aslında, basit. Yani sizin ev güzel ya. Ben diyorum adamla kendi evimmiş gibi sizin evde bir yemek yerim. Böylece ben aklımı, sen imkanlarını kullanacaksın. Bu durumu kurtaracağız. Adamı benim evimde kendi eviniz gibi ağırlayacaksınız. Niye? Durumum iyi, tekrardan zenginim diye etkilemek için. Doğru muyum? Akşam sendeyiz. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Bu projenin bu kadar aklıma yatacağını hiç düşünmemiştim. Ama çok iyi çalışmışsın Akif. Tebrik ederim. Ben sana dedim. Macit, ben sana dedim kardeşim. Bu fırsat her zaman ele geçmez dedim. Doğruymuş vallahi. Çok etkilendim. Durumunu düzeltmiş olmana da çok sevindim. Senin gibi güçlü bir ismin sektörden silinmesini istemezsin. Nasıl silinecek? Kim silebilir ki beni ya, Allah'ını seversen ya. Ya bak, benim ismim inşaat fakültelerinde bir başarı hikayesi diye derslerde okutulacak ya. Sen ne diyorsun ya? İnşallah ortak, inşallah. Ortak. İnşallah ortağım. Ortim, canım ortağım. Akif. Ömerciğim, siz mi geldiniz? Ne yapıyorsunuz ya, erken geldin? Niye aramadın gelmeden? Aradım da açmadınız, ben de işiniz bitti zannettim. Abla, geldiniz mi? Ne işi? Ya iş işte ya, biz de bir sohbet muhabbet ediyoruz ya. İş yani, öyle iş. Anladım. Senin çocuklar mı? Hayır, o bizim babamız değil. Bizim babamızın adı Veli. Siz kimsiniz o zaman? Ömer Bey, kapı çalıyor da yani. Ben mi açayım yoksa misafiriniz mi açmak ister? Sen aç Fatoş abla. Ne misafiri? Ne oluyor burada Akif? Kimin evi burası? Ya işte çocuklar. Bizim çocuklarımız. Efendim Asiye. Kendisi Elif, Emel'cim, ondan sonra Ömer. Ömer benim ortağım aynı zamanda. Biz bu evi birlikte, Ömer'le birlikte aldık. Bizim evimiz burası, biz birlikte yaşıyoruz. Hep beraber mutlu mesut yaşıyoruz. Bizim evimiz burası. Ne oluyor burada? Ne oluyor burada dedim. Kimsiniz siz ya? Kamera şakası mı bu? Ömer ben, evin sahibiyim. Siz kimsiniz? Evin sahibi? Gerçekten? Evet. Kardeşlerimle birlikte yaşıyoruz burada. Siz kimsiniz? Pardon ya, ben unuttum. Özür dilerim. Evin sahibi. Çok güzel bir herif Ömer. Gerçekten. Yani sanki 40 yıllık annemin evine benziyor.
İsmail. Gel bakayım buraya. Ne oluyor burada İsmail? Kim bu insanlar? Ha? Bu ne saçmalık ya? Ömer. Kardeşleriyle beraber burada yaşıyorlar. Beyefendi de Akif Bey. Ömer'in misafiri. Hani bu ev senin de Akif? Bu saatten sonra kendine kazıklayacak başka adam bul. Senin gibi sahtekarla işmiş yapmam ben. Ama Macit'ciğim sen hiç anlamadan, dinlemeden... Ortak ne olur bak Allah'ını seversen. Ya biz şunu bir ama yani yapma, bu hiç hoş olmadı ki bu gidiş böyle. Ne, sen ne yapıyorsun Allah'ını seversen ya? Sen ne yapıyorsun ya? Ne güzel ayarladım ben adamı. Ya kuşu kafese soktum, bitirdik, işi bitirdik. Sen neden bunu yapıyorsun? Al uçtu gitti adam. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Yarım kaldı işimiz, ne yapacağız? Ayrıca bu insanlar kim? Siz kimsiniz arkadaşım? Ya çok sıkıldım ben bu kimsiniz kimsiniz laflarından, tamam mı Allah aşkına? Yani böyle kafam böyle karman çorman oldu. Ben Sevgi Hanım'ın oğluyum. Ahmet. Tamam. Ve bu evde de çocukluğum geçti. Onun için de bu ev benim evim oluyor. Şimdi eğer ehliyet, ruhsat, nüfus kağıdı ve doğum kağıdı falan gerekmiyorsa sizi dinlemek isterim. Kimsiniz siz? Ben sana dedim. Ben sana dedim zamanında. Bu kadına güvenme dedim. Oğlu gelir, kızı gelir, anası gelir, danası gelir dedim. Bu lüksten dedim, bu konfordan her an dedim mahrum kalabilirsiniz dedim. Ama sen ne yaptın? Dinlemedin beni. Dinle. Ama Nagif amca sonra yapalım, şimdi yapalım. Yapalım mı, yapmayalım, al gör. Al gör, ne yapacaksın şimdi? Hadi al gör, ne yapacaksın sen söyle bana. Hadi buyur, ne yapacaksın söyle hadi. Siz bu evde ne hakla oturuyorsunuz? Hayır yani, kim verdi size bu hakkı? Ne oluyor ya? Çıldırdı mı herkes burada ya, anlasanıza. Biz Sevgi teyze öyle istediği için burada oturuyoruz. Annem ne istemişse istemiş olabilir. Ama ben bu evde ne ödüğü belirsiz insanlar görmek istemiyorum. O yüzden siz kendinize iyilik yapacak başka bir teyze bulun. Ve derhal bu evi boşaltın. Ha bak geldi adam işte. Vallahi ben durum daha da çirkinleşmeden ufaktan ilerliyorum. Araşırız, haberleşiriz Ömerciğim. Siz de artık eşyalarınızı mı topluyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Adam tek başına gelse deve, kavimler göçü gibi gelmişler oğlum, ne yapacağım? Bana müsaade. Var, var, var. Bu adamda kesin para var. Annesi benim eğitim yuvamı satın aldığına göre... öyle bir konakta da yaşadığına göre mutlaka parası var. E para varsa mutluluk da var. Hadi böyle deli deli kendi kendime konuşacağım, biraz da onunla konuşayım. Derken fırsat ayağıma geldi. Efendim günaydınlar, günaydınlar, merhabalar. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun. Günaydın. Siz o geçen geceki beyefendi değil misiniz? Maalesef. Maalesef beyefendi, vallahi o günden beri gözüm uyku girmiyor. Nasıl bir talihsizlik yaşandı öyle. Dedim hem geleyim kendimi tanıtayım, hem de o gün için tekrar bir özür dileyim istedim efendim. Akif ben. Memnun oldum Ahmet ben de. Çok memnun oldum Ahmet Beyciğim, çok memnun oldum. Madem gelmişsiniz sorayım, o gece ne oldu Allah aşkına? Yani sizin o çocuklarla ne işiniz vardı Akif Bey? Yani Ahmet Beyciğim, çocuklar benden bir iyilik istediler. Ben de onun için geldim ama iş nerelere geldi böyle. İyilik derken? Yani bir adamla bir iş yapacaklarmış. Dediler ki Akif amca gel başımızda dur, büyümüşsün dediler. Ben de geldim. Çocuklar dedim yapmayın etmeyin dedim ama işte... tecrübede bir yere kadar. Bunlar genç efendim, kanları deli akıyor değil mi? Bir fokurduyorlar. Siz o gün yeni mi geldiniz acaba İstanbul'a? Çünkü valizler falan vardı. Evet, evet. Dubai'den geldik. Ah, Dubai. Ah, Dubai ya. Bir iş için kalmıştım. Öyle mi? Bir ay kadar evet, çok severim. Ahmet Beyciğim isterseniz vaktiniz varsa bir kahve içelim bir yerde. Hem insanın gezip gördüğü yerleri gezip gören biriyle sohbet etmesinin tadı da bir başka oluyor. Belki biraz işte konuşuruz. İş. Ne işi? Yani belli ki vizyon sahibi bir insansınız. Ben de
vizyon sahibi biriyim. Belki de bu buluşma bir ortakla vesile olur. Akif Bey, ben açıkçası bir iş yapmayı düşünüyorum. Neden olmasın? Gerçi bir avukat arkadaşımla bir görüşmem vardı. Ama konu iş olunca ertelenebilir. Şahane bir yere götüreceğim sizi, kahve içmeye. Yalnız Ahmet Bey, benim araç bakımla sizinkiyle gitsek bir mahsuru var mı acaba? Tabii canım, İsmail götürür bizi. Tabii, o zaman İsmail götürsün bizi. Ahmetciğim, artık Ahmetciğim diyorum. Beyi kaldırıyorum aradan. Hadi bakalım, gidelim o zaman. Akifciğim. İnşallah çok param vardır Akif. Boşu boşuna kürek çekmiyoruzdur. Akifciğim. Oy. Of. Ha? Vallahi eskisinden sağlam oldu ha. Ha, güzel oldu. Ha, Nebati. Yine nasıl belaya bulaştın acaba? Efendim Nebati, söyle. Akif, ne yapıyorsun? Aa. O tependeki şey ne öyle senin? Sen neredesin Allah aşkına? Aman ne boşum be. Vallahi yoğun iş temposunda acayip sıkıldım, biliyor musun? Dedim artık çıkayım dedim, bir tatil yapayım dedim yani. Öyle şehrin hayhuyundan uzak bir doğa cennetinde böyle geldim, tatil yapıyorum. Çadırı da kurdum. Oh! Hmm. Ya ben sana bir şey danışacaktım da, önemli. Bakalım bu sefer kim gelecek? Tabii ki de her zamanki gibi biz göreceğiz. Çekilin, kaleye ben geçeceğim. Beşte devre, onda da biter. Ne kalesi, ne devresi? Ne oluyor be? Kim onlar? Sen bir dur. Bir dur sen, bir saniye bekle, dur. Lan! Oğlum sizin ne işiniz var lan burada? Ben size gidin demedim mi? Burası benim özel mülküm, özel arsam. Ne işiniz var oğlum burada? Biz sana dedik amca. Burası bizim topsağımız. Gitmiyoruz. Gitmiyoruz. Ne gitmiyorsun? Neresi lan? Akif, ne oluyor orada? Bir saniye. Bir dakika. Bir dakika. Gitmiyorsunuz öyle mi? Gitmiyoruz. Gitmiyorsunuz. Evet, gitmiyoruz. Gitmiyorsunuz. Ver lan onu bana. Ne yapıyorsun ya? Lan. Ne yapıyorsun? Bırak topu ya. Ne yapıyorsun ya? Ben size dedim. Ben size dedim, bir daha gelirseniz ne dedim? Sizin topunuzu ya keserim. Ne yapıyorsun? Bırak topu ya. Ne yapıyorsun ya? Ya bırak topu. Ne yapıyorsun sen? Abime söyleyeceğim seni. Ta kime söylersen söyle. Bir de benden sütlü kahve söyle. Haydi bakayım. Allah. Ne yapıyorsun ya? Git lan. Seninle görüşeceğiz. Göstereceğiz sana. Yine gidin lan. Hadi git lan buradan. Git benim arazimden. Ay hiç geleceğim yoktu. Ay Allah senin iyiliğini versin Akif. Senin çadır tatili dediğin bu muydu? Ya ne var, sus Allah'ını seversen ya. Ya beni düşürdüğün hale bak, bir de gülüyorsun utanmadan ya. Ne var? Ne diyeceksin söyle. Bak önemli, bir şey soracağım ben sana. Sayende Ayla ile ortaklığımız bitti yani. Sağ ol. Ama ben şimdi çalışmak istiyorum. Ne yapayım? Ne gibi bir iş yapabilirim? Bir akıl versene sen bana. Tam yerine geldin. Sana şahane bak, tam yeri burası. Bak bu arazi bizim, gel. Gel beraber ortak olalım. İnşaat sektörünü adımızı altın harflerle yazdıralım. Ne dedin? Ayo. Ayo Akif. Ben o hatayı bir kere yaparım Akif. Niye o zaman benim kıymetli vaktimi alıyorsun? Neden bunu yapıyorsunuz? Kapat telefonu ya. İşim gücüm var benim ya. Kapat. Aa. Sevimsiz. Allah'a güzel adamım ha. Bu ne lan?
Hadi canım. Sen şaka yapıyorsun. Hay anam Suzan'ın beni özlemiş. Nerede barındığımı bulmuş beni sen görmeye mi gel? Kurban olurum. Gel hiç ayakta kalma içeri gel hemen. Utanmıyor musun sen Akif? Ha? Utanmıyor musun küçücük çocuğu kandırmaya, mağdur etmeye? Suzan sen ne diyorsun Allah aşkına? Ne öyle bir şiddet eğilimleri? Ne küçücük çocuk ne mağdur etmesi? Neden bahsediyorsun sen? Ömer, oğlum kendi işine ortak etmek için evindeki saatleri aldırıp sonra da satmışsın. Ha sen onu mu diyorsun ya? Yapma Allah'ını seversen yapma ya. Bak Suzancığım, hani sen evet ceylan gibisin, fıstık gibisin, gep gençsin, güp güzelsin ama senin oğlun da küçücük çocuk değil. Bana laf kalabalığı yapma Akif. O saatlerle aldığın araziyi hemen satıyorsun, Ömer'e de parasını geri veriyorsun derhal. İşte hemen derhalle olmuyor işte. O arazi bu arazi. Öyle hop diye satılmaz yani bir günde. Ekmek mi bu? Bir anda satılsın. Acı da satsam bile ki olmaz. Ha ki sattım kusura bakma zarar ederim yani hiç gerek yok. Beni hiç ilgilendirmiyor. Edeceksen de edersin. Umurumda değil. Tabii senin tarafından bakınca da sen haklısın bir yerde. Ama diyelim ki sattım. Nerede kalacağım ben? Hı? Şuraya kurmuşum bedevi çadırımı. Koca İstanbul'da tek bir şuram var benim. Hadi bu da gitti. Ne yapacağım ben? Nerede kalacağım? Düşündün mü bunu hiç? Eğer araziyi acilen satarsan seni eve alırım. Ne? Vallahi mı diyorsun kız? Öyle mi diyorsun kara sevdam? Beni eve alacaksın yani. Bu gece senin dizlerinin dibinde kalacağım öyle mi? Eğer acilen araziyi satarsan dedim. Anladın mı? Bunda anlaşılmayacak bir şey yok. Bende bütün taşlar yeni oturdu şu an. Anam Ömer. Erken gelmişsiniz. Ben önceden bir Akif'le konuşmak istedim de. Akif Bey, size verdiğim şu saatler yüzünden arkadaşlarımın başına gelmeyen kalmadı. Bakın son kez rica ediyorum. Şu araziyi satın, paramı verin, ben gideyim. Bitsin bu mevzu artık. Tamam iyi, tamam satayım. Zaten bir tane müşteri vardı. Birazcık zarar edeceğim ama... İyi tamam, bugün satarım. Hadi satayım ben, arayayım o zaman adamı. Hadi. Tamam. Siz ne dediniz de hemen ikna oldu Akif Bey? Ben konuştum, hallettim Ömer'cim. Merak etme. Ama senden bir ricam var. Lütfen artık böyle şeylere bulaşma. Oğlum sen daha öğrencisin. Mezun olacaksın. Mesleğin olacak. Böyle şeylere ihtiyacın yok ki senin. Yok, yapmam zaten bir daha. O adamla oğlu bayağı pişman ettiler beni, sağ olsunlar. Uzak dur oğlum onlardan. Bulaşma. Ben bulaşmayayım ki zaten. Onlar bana bulaşıyor. Neyse, halledeceğiz bir şekilde artık. Neredesin baba ya? Baba. Ne yapıyor öyle orada ya? Ulan Allah sizi kahretmesin be. Ulan şu yaptığınıza bak be, şu hale bak be. Ulan madem o kadar delikanlısınız, madem öyle bir yüreğiniz var ben buradayken yapsanıza. Ama yok. Siz kim, Akif Atakun'un karşısına çıkmak kim be? Ulan mahvetmişsiniz ortalığı, bu ne be? Öf. Baba. Oğlum. Gel, gel, hoş geldin, gel buyur. Hoş buldum, hoş buldum da. Ne oldu burada? Ya ne olacak işte. Benim arazide top oynayan bebeler vardı. Ben birkaç kere uyardım bunları. Bunlar da devam etti top oynamaya. Ben de aldım toplarını patlattım. Ben yokken de gelmişler abileriyle falan. Tarumar etmişler ortalığı. Çadırımı da yıkmışlar. Sen çadırda mı kalıyorsun? Ay yok, yok. Ben normalde rezidansta kalıyorum oğlum, böyle güzel boğaz manzaralı. Ama şehrin hay huyundan sıkıldım. Oğlum çadırda kalıyorum, nerede kalayım? Başka şansım mı var sanki? Ne diyorsun ya? Şu hale bak. Vallahi baba benim hiç haberim yoktu bu olanlardan, kusura bakma. Yok be oğlum, ne kusura bakacağım ya? Ne yapacaksın şimdi, nerede kalacaksın? Ne yapayım işte? Şu çaydanlığı demliği kaldırırım oradan artık. Oracağa kıvrılırım. İnşallah zatürre matürre olmam gece. Dua et babana oğlum. Yok baba yok. Olmaz öyle, ben bırakmam seni bu şekilde. Allah korusun, üşütmekle kalmaz. Başına bir iş gelir burada. Allah gelir mi gelir, doğru diyorsun yani.
Birazcık tekinsiz bir muhit burası ama ne yapacaksın işte? Çaresizlik. Hadi gel, bize gidiyoruz. Ne? Delirdin herhalde. Oğlum annem beni eve almaz la, saçmalama. Ben bir şekilde bakacağım çaresine. Eve sokacağım seni, merak etme. Bu gece bizde kalırsın. Yarın da bir çaresine bakarız artık. Zaten benim bu gece ya. Ben bu geceyi bir atlatayım. Yarın barınma sorununu hallettim yani. Satıyorum arsayı. İyi bari. Sevindim adına. Aslanım benim be. Aslanım benim be. Ulan oğlum büyümüş, kocaman adam olmuş, aslan gibi olmuş da babasını açta açıkta bırakmıyor. Hadi gidelim. Arabayla mı geldin? Ha, arabayla geldim. Hayır. Acaba diyorum ki ben şu saçlarımı sarıya mı boyatsam? Niye boyatsan ki saçını sarıya? Sen böyle şahane esmer bomba bir insansın ya, bırak. Bırak sarışınlık da nebate kalsın. Ay nebat deyince o şimdi mutluluktan havalara uçuyordur, biliyor musun? Ya aileleri sinir edeceğim diye delirmiştir. Nasıl sinir edecek aileleri nebat? Onlardan daha sarışın olduğu için mi? Acı aileler derken o lar kim oluyor acaba? Nebat kulübü satın aldı ya. Ne? Evet, dün. Nebat kulübü satın aldı dün. Ve sen bu kadar güzide, bu kadar kıymetli, bu kadar önemli bir bilgiyi bana vermiyorsun yani. Ay bu haberin neresi güzide, kıymetli, önemli, anlamadım ki. Suzan, kulüp diyorsun, nebat diyorsun, aldı diyorsun. Ya oturulur, konuşulur, düşünülür. Oradan belki bir sakal çıkar, bir katekulli yapılır. Allah'ını seversen ya. Aa, kim bu saatte? Ben kimseyi beklemiyordum. Ben bekliyordum. Şahsi ihtiyaçlarım vardı, markete haber vermiştim. Onlar gelmiştir. Sen uzat ayaklarını ya. Rahatına bak, ben açarım. Tamam. Geldim. Geldim kardeşim, geldim. Gel. Akif. Senin ne işin var burada? Aa. Nebahat geliyorum diye mesaj atmış bana, görmemişim ben. Nebahat benim... Suzan çok hastalanmış da. Beni aradı, ben dedi çok hastalandım. Ben de dedim ki geleyim bir çorba yapayım dedim. Biliyorsun bile iyi de hasta bakarım. Vah vah. Çok geçmiş olsun. Pijamalarınla mı bakıyordun hastaya? Nerede o? Nerede? Ya Nebahat bak açık. Suzan? Nebahat? Ha ha. Nebahat, arkamdan iş çevirdin Nebahat. Bak, ben durumu kesinlikle açıklayabilirim. Ben de durumu sana kesinlikle açıklayabilirim Nebahat. Pijamalarınla mı? Biz seninle ne konuştuk? Ha? Ben bu adamı eve almayacaksın demedim mi sana Suzan? Ya Nebahat, vallahi bildiğin gibi değil ha. Gerçekten bildiğin gibi değil. Ya ben geçiyordum, öyle bir uğradım, bu kadar. Evet, pijamalarına uğradın. Bana bak. Ben senin ciğerini bilirim, ciğerini. Yeter. Beni kandıramazsın sen artık. Ya dürüst olalım. Aslında kandırırım. Gayet de kandırırım da işte pijama olunca tabii zor oldu biraz. Pijama olmayaydı. Nebahat bak. Bu adamcağızın zaten yatacak yeri yok. Biliyorsun sen de. Bir şey istemek için. Suzan yeter artık. Daha fazla yalan duymak istemiyorum senden. Daha fazla bahane duymak istemiyorum. Yatacak yeri olmasın diye bu adamı eve istemedim zaten. Demek beraber kalıyordunuz ha? Öyle mi? Yine sırtımdan vurdun beni. Yine sırtımdan vurdun. Ben bu adam bu eve gelmesin diye sana bu imkanları sağladım. Bu evde kalmana izin verdim. Ama artık boşaltıyorsunuz bu evi. Derhal ikiniz de çıkın evimden. Ya Nebahat Allah'ın seversen tamam ben çıkayım evinden de. Yani Suzan ne kabahati var? Suzan kalsın burada yine. Söz vermişti çünkü. Söz vermiştin ama sözünde durmadın. Sen de çıkıyorsun bu evden. Derhal. Çekil. Ay. Ah be Akif. Ah be Akif. Yaktın yine beni ya. Yaktın yine beni. Deli anam, deli deli. Ne yapacaksın? Ne demişler? Deliyle çıkma yola. Başına gelir bin türlü bela. Deli işte. Ne yapacaksın? Kader, kısmet yani. Şengül Hanımcığım, biz Suzan'ımla oturduk, konuştuk, düşündük, taşındık.
biz senden daha merhametli, daha yüce gönüllü, daha misafirperver birini tanımıyoruz. Eksik olmayın Akif Bey, vallahi öyle derler. Ha işte öyle dedikleri için de diyoruz ki bu akşam sen de kalalım. Ha? Yani rahatsızlık vermek istemeyiz tabii ki. Öyle bir şey olursa söyleyin. Yeriniz uygun olmayabilir, müsait olmayabilirsiniz. Yani biz başka yerde de kalabiliriz değil mi Akif? Yani mecbur hissetmeyin bize kendinizi. Yani yok yok, ondan değil de... Yani Akif Bey anlattı ya, hani dedi ya Nebahat Hanım onu evde istememişti. Ben de hani biliyorsunuz ona hala temizliğe gidiyorum. Hani duyarsa ederse işimden falan olmayayım ben sonra. Aman Şengül Hanım Allah aşkına ya. Burası sizin tapulu eviniz. Yani kimin misafir geldiğine, kimin misafir olarak bu evde kaldığına kimse karışamaz ki. Sizin değil mi? Tapusu sizde değil mi bu evin? Ha tapusu bende. Bitmiştir. Acı nereden duyacak? Sen söylemesen, ben söylemesem, biz söylemesek nasıl duyar Nebahat burada kaldığımızı? Doğru, öyle düşününce tabii öyle oluyor da. Bir gece kalacaksınız değil mi? Ya tamam o zaman yani. Ay sağ olun, hiç unutmayacağım bu iyiliğinizi. Ne kadar şahane, ne kadar özel bir insan. Gördüğünüz gibi ev gayet ferah. Güney cephe, ışık alıyor. Evi de eşyalı. Daha ne olsun değil mi? Yani. Biraz küçük gibi. Aa yok, yo, hayır hiç de küçük falan gibi değil Suzan. Bundan önce baktığımız evde ben ellerimi böyle yapamıyordum. Tam açamıyordum. Burada bak açıyorum ne güzel. Öyle değil mi? Yani evet doğru. Hem ayrıca, bak Ömer'lerin evi hemen üst sokak. Yani evladın gözünün önünde olacak ya. Bıt buradasın, bıt oradasın. He? Ne? Orası öyle tabii. Tabii. Siz en son ne demiştiniz kira için? 3000 ablam. İki de depozit alırım. Yani bu fiyatta bu civarda böyle ev mümkün değil. Haklısınız. Dışarı da çok güzel. Orayı da göstereyim. Suzan'ım ne diyorsun? Vallahi ne diyeyim Akif? Yani ne diyeyim, koskoca villadan sonra tekrar böyle bir yere düşmek... Benim gerçekten çok moralim bozuk ya. Yani içimden hiçbir şey yapasım gelmiyor. Deme, deme, öyle deme. Ne olur, ne olur, öyle deme bak. Vallahi billahi her şey yoluna girecek. Her şeyi toparlayacağız. İnan bana her şey eskisinden çok daha güzel olacak. Yahu sana Akif sözü ya. Akif sözü. He? Benim bu sözle pek içim rahatlamadı desem. Kırılıyorum derim. Hadi gel, gel gel bir de bak. Dışarıda varmış. Dışarıya da bakalım. Hadi. Hadi can. Hadi. Hep lan biri bak bunda. Şöyle buyurun şu tarafta. Anam bak salıncak var ya. Sallarım da ben seni burada. Buyurun bahçemiz. Vay be ama. Vallahi bahçede bahçeymiş ha. Ya. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben burada domates ekerim. Biber ekerim. Soğan ekerim. Şuraya bir tane kümes, iki tane tavuk. Çıt çıt yumurta oldu sana menemen. Vallahi bak menemenlik bahçe ya. Ben ne diyeyim sana ya? Süper bahçe ha? Ne dedin? Çok güzel ya. Evet. Gerçekten güzelmiş. Ha çok güzelmiş gerçekten. Süper bence yani. Ne yapıyorsun? Tutuyoruz mu? Yani tutuyoruz. Tutuyoruz. Tamam, tamam o zaman. Ben hemen bir koşu arabadan mukaveleyi alayım, geleyim imzalayalım. Hadi bir koşu al da gel de imzalayalım. Hadi bakalım vallahi moralim yerine geldi ya. Ne kadar güzel oldu. Suzan, Suzan'ım yapma. Bak kurban olayım yapma. Sen böyle mahzun olunca ben çok kötü oluyorum ya. Vallahi Akif ne diyeyim. Tamam ev işini hallettik. Tuttuk diyelim burayı. Yani ben yeniden nerede iş bulacağım? Ne yiyip ne içeceğiz? Yani biz o işleri nasıl halledeceğiz? Sen merak etme. O iş bende. Ahu gözlüm. Sen merak etme ya. Halledeceğiz her şeyi. Senin yanında Akif Atakul var ya. Sen Akif Atakul de gerisini merak etme ya. Akif. Gerçekten şu durumumuza inanamıyorum.
Niye öyle diyorsun Suzan'ım? Allah'ını seversen bak ne güzel. Kendi spamızı kendimiz yapıyoruz ya. Koy koy. Elini korkak alıştırma koy. Ya sen masaja gidelim mi deyince ben böyle bir şey hayal etmedim açıkçası. Sen şunu ayağını bir sok bakayım onun içine. Ya sok ayaklarını. Allah Allah. Oh. Oh oh. O ayaklar orada biraz dursun. Bir yumuş yumuş olsun o ayaklar. Ben o ayaklara bir masaj yapacağım. Nasıl rahatlayacaksın, nasıl rahatlayacaksın? O Taylandlılar var ya böyle yani halt etmiş yanımda. Balililer gudum gudum gudursun. O şekil yani. Oh. Oh. Ay Akif. Hı. Ya bizim hayatımız ne kadar değişti farkında mısın? Evet, tabii ki farkındayım Suzan'ım. Ve ayrıca bu değişim bana umut veriyor. Umut veriyor. Tabii. Yani böyle bir sefalet insana nasıl bir umut verebilir ki Allah'ını seversen? Bak şöyle ki, şöyle bir umut verebilir. Nasıl ki buralara kadar düştüysen buradan da tekrar çıkabiliriz. Ben tekrar her şeyin sahibi olabilirim. Bunun umudunu veriyor bana. Tabii. O da farklı bir pozitif bakış açısı. E hayal. Hayal etmek lazım efendim. Her şeyin başı nedir? Hayal etmektir ya. Bak şimdi hayal et. Kapa gözünü. Lütfen kapar mısın gözünü? Kapat ha. Bak şimdi. Bak şu an neredeyiz biliyor musun? Maldivler'deki okyanusun üstündeki villamızın önündeki şezlongların üstündeyiz. Bak ayağımızda böyle okyanusun sularının içinde bak. Bak şıpırtıya bak. Hoppa sok ya. Sok ayağını sok. Kurban olduğum çekinme. Bu saatte köpek balığı gelmez buralara ya. Birazdan da kapımız çalacak. Hizmetçilerimiz yemeklerimizi getirecek. Aman oh. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.